yüksek. Ama şu mesafeyi göstereceğim. Çok yüksek lan. Çok mu yüksek? Hadi canım. Evet, ilk günü bitirdik. İkinci güne geçtik. Şimdi denize gireceğiz. Dün hakikaten uçak yorgunluğu falan çok fazla öyle gezemedik. Akşam çok fazla da geç dönemedik ama 13 saat, 14 saat uyuduk. Bir küçük böyle bir bara girdik. Pub'a bir işletmiştik. Kaç bir şey. Ama bugün artık voleybolda oynayacağız. Gezeceğiz de, içeceğiz de. Bugün aynen, güzel bir gün olacak. Evet arkadaşlar, size şu anda Patong Beach'i tanıtalım. Ne derler? Phuket'in kalbi. Restoranlar, yemek yerleri, gece kulüpleri, bilmem neler, onlar bunlar hepsi burada. Bak bunlar Türk. Şunlar evet, var ya. Öyle mi? Aynen. Bak tipten anlarsın zaten. Akşam maç var. Thai box maçı. Onun için seyirci topluyorlar. Bunlar. Bunlar kavga işleriz. Burası akşam saat 8'den sonra trafiğe kapanıyor. Burası böyle işte sapkınlık, delilik, manyaklık, içki, hepsi, her şey burada. O lady boylar, boy lady'ler, bilmem neler, enteresan tipler. Yanlışlıkla annemlerle girmiştik buraya. Tabii bilmiyoruz o zaman. Masaj salonu masaj yaptık dedi. Halbuki masaj salonu değil. Halbuki hikaye öyle değil. Giriyorsun, böyle bir cam var. Arkasında 100 tane kız var. Üstünde de numaralar var. Affedersiniz, böyle hayvan pazarı çok kötü. Orada o kızlar başka türlü masaj yapıyorlar. Sonra adamlar bizi kovaladı. Annem de adamlarla kavga etti, niye biz masaj yaptınız diye. Ben dedim ki anne gel bak, fazla zorlamayalım. Gel, bunu başka bir dille anlatalım. Burayı Ruslar, İngilizler, Avustralyalılar istila etmiş. Alman da çok. Ondan sonra herhalde en fazla Cezayirli. Ve Caron Beach. Evet, dün burada eşek gibi bir tır bayağı yolun tamamını kapatıp devrildiği için yaklaşık 3 saat, 3,5 saat insanlar burada beklemek zorunda kaldı. Tam burası. Şu anda Caron Beach'e gelmiş bulunmaktayız. Arkamızdaki plaj gerçekten kilometrelerce uzunluğunda, altın gibi incecik bembeyaz kumu var. Su acayip. Su acayip sıcak ve tertemiz. Yani ne yosun ne deniz anası. Burada bir de tropikal çok fazla kuş var. Akşam burada bayağı böyle bir öttüler ettiler. İki tane adam üstünde. Biri böyle tutunuyor. Kendimize güvenerekten dedik ki bir voleybol oynayalım. İki tane Rus'la bir voleybol maçı yaptık. Herifler perişan etti. Hani perişan etmenin başka bir şey. 15'e 3 falan ya. Kuralları zaten tam öğrenememişiz. Kuralları tam bilmiyormuşuz. Parmak pas yokmuş. Top çok fazla inikti. Biz hiç top alamadık ama öyle veya böyle perişan ettiler. Resmen hani maçı bırakmak istedik. Yılların voleybolcularının yaşadığı rezalet. Olacak iş değil ya. Kumburgaz'a hiç benzemiyor buradaki kurallar. Finally push one through Sterling. Perhaps Sterling. Did you see that? Here comes the spike straight to the man. The man. The legend. His teammates help him to his feet. No. They raise him heavenward. Face of a devil. Look at this replay. One is the loneliest number. Two tickets to paradise. Three times. The other one. Because I know they will accept it. Every year I came here.
100 baht, 100 baht. I drink one more time. Then you go somewhere. Yes. I ask for 2,000. Because you are too clever, you can open a company by yourself and you can do yourself and you can go by yourself. You don't need to ask someone. Don't get angry. Not angry, you are too clever. You can stay home, not need to come to. Look at me, clever boy. Evet, iki gündür videoya çekmiyorum. Bunun bir sebebi kamerayı bayağı bir güneş kremine buladım yanlışlıkla. Kapağını kapatmadığım için güneş kremi bütün kameraya bulaşmış. Bir de üstüne kum mum gelince bayağı bir korktum kamera bozulacak diye. İkinci sebebi de bütün gece klima açık ve rüzgar yiyoruz ve akşam geç yatıyoruz, sabah erken kalkıyoruz. Bütün gün aktivite, deniz. Feci hastalandım. O yüzden iki gün boyunca kamerayı çıkartmadım. Ama tabii geri dönüş gene bomba oluyor. Şu anda bungee jumping yapmaya geldim. En hızlı harcadığım 100 dolar olabilir. GoPro'yu da çekeceğim. Ama yukarıda bakalım nasıl hissedeceğim, ne olacak bilmiyorum. Yüksekliğe kaç metre bilmiyorum. Yüksek yani baya. Burada da küçük bir göletimiz var. Ay, çekecek mi beni? Çekeceğim seni. Hadi bakayım. Atlayanlar şöyle gözüküyor. Dive, dive. Whoa! Dive. Agarda. Ben bir stretching yapayım ya. Belimi falan. Şimdi belim kopmasın. Agarda duru. Agar. Bas go. Go. Arkadaşlar. Jala. 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 Atlayamıyor işte abi. Go. Jump. Jump. Hayat çok güzel, atlama. Bu kadar. Evet, birazdan ben olacağım. Bence suya yaptır sen de. Yok lan, suya kafamı soktum. Birazdan sıra bana gelecek ya. Heyecanlı. Hava zaten çok sıcak. Her dakika yağlanıp çıkıyoruz ve ameliyanı olduk yani ona rağmen. Enisan biraz önce imzaladı. Hiçbir rahatsızlığım yok benim. Rahatsızlığım yok. Astımım yok. Rahatsızlığım yok. Atlayacağım. Çünkü bunlara imza atıyorsun ki adamlar kendilerini garantiye alıyorlar. Sadece koparsa onlar. O da kopmasın yani. O da kopmasın. Artık. Yani kopmasın yani. Koparsa da birazcık denize giriyorsun işte, ıslanıyorsun. Ama biraz sert bir ıslanma. Yani ani bir ıslanma oluyor. Okey. Yes. Sıra bende. Artık bana gidecekler. Yukarıda ki psikolojimi bilmiyorum. Şu an heyecanlı değilim çok fazla ama çıkarken heyecanlanacağım muhtemelen. Çünkü 15 kere izledim şuradaki Hindistanlı arkadaşları. Sıra şimdi bende. Kafamı suya sokmayacağım. Mahmut çok ısrar ediyor. Water, ya yapmalısın, yapmalısın. Yapmalısın. Deniz sana o yakışır. Orada ağzına çıksın. Yap yap, water şey yaptı. Ha, hepsi yaptı ya. Hepsi yaptı. 70 kilo zayıflamamış, zayıflamamış. Valla ben 5 kilo vermişim. Where is GoPro? Where is GoPro? Make it water jump, water jump. No no no. Kıvalı da düşmedi. Yeğenim iyi bağla da sıkıntı olmasın. Buraya da numarasını yazdı. Çok düşünmeden atlamaya çalışacağım. Çok hemen atlama ya. Düşünmeden atacağım. Diye. Yok yok. Çok hemen çıkar çıkmaz attım ama birazcık çekeyim. Artık bilmiyorum o cesaret şeyini hani. Denizhan. Yo yo, iyi bağladılar Oğuz abi, korkmayın. Denizhan. Denizhan. Atlama, boş ver, gel gel. Merak etme eşim abla, ben gördüm, sıkı bağladılar. Düğümü atmamış olabilir ama o da, o kadar da olur artık. Evet arkadaşlar, şu anda bungee jumping alanına geldik. Arkadaşım burada, ben buradayım. Birazdan aşağıya atlayacağım. No water. No water. Yeah. Okay, to over there. Bayağı yüksek. Ama şu mesafeyi göstereceğim. Çok yüksek lan. Çok mu yüksek? Hadi canım. Korkmuyoruz. Aa! Oh yes. Oh. Atla. Oh yes. Siktir.
Korkma korkma, bir şey olmaz, iyi bağlıyorlar. Adamım, seni Phuket'in en cesaretli adamı ilan ediyorum, helal olsun. Certificate of Courage. Deniz Anadolu'da has successfully bungee jumped from a height of 50 meters. Nasıl atladım biliyor musun? Aşağı bakınca çok feci geriliyorsun. Dedim yani uçacaksın. İleri bakıp aşağı atladım. Güzel atladım yani. Şey kötü atlamadım. Bungee jumping gibi yaptım. İlk başta açıkçası yapamam gibi düşünüyordum. Çünkü bizden önce bir 5 tane 6 tane Hintli bir grup vardı. Bir tane adamı itmek zorunda kaldılar. Atlayamadı. Fakat bizim Türk milletinde şu var, hani parasını verdim yapayım. Yaklaşık 100 dolar para verince hani ipini bıraktılar, ben kendim atlardım oradan. Her türlü inmezdim. Tepeye çıkınca bir küçük adamla GoPro kavgası verdik. İşte 25 FPS 720p çeksin, ben diyorum 1080p çeksin falan derken elinden kaptım GoPro'yu. Dedim ben sıçarım böyle işe. Ya şöyle, aşağı bakınca atlayasın gelmiyor. Çünkü çok korkutucu, yalan yok. O yüzden boylu boyuna ormanlara baktım, yeşilliğe baktım. Dedim ki Denizhan, uçmak istiyorsun, işte şimdi sana fırsatı. Hadi bakalım dedim ve kendimi boşluğa bıraktım. Acayip kısa sürede müthiş bir adrenalin salgılanıyor. Ama kesinlikle tavsiye ederim. En azından hayatımızda bir defa yapılması gereken bir aktivite. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Phuket'teyiz. Phi Adası'nda hava yaklaşık 38 derece, kavurucu bir güneş var. Deniz çok güzel, hava çok güzel, keyifler çok yerinde. Batu, sendeyiz. Batu, orada havalar nasıl? Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Her şey iyi mi? Denizhan merhaba, herhalde sesimiz geliyordu. Biraz uzaktayız. Bağlantının kalitesinin iyi olduğundan tabii emin değiliz ama herhalde iyidir. Ben seni duyuyorum çünkü gayet iyi. Şu an Alplerin tam ortasındayız gördüğün gibi. Pistler inanılmaz. Çok güzel kayıyoruz. Çok iyi basmışlar.